Yüksek ateş, nabız artışı, sıvı kaybı, mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve kramplar sıcak çarpmasının belirtileri arasında yer alır. Aşırı terlemeye bağlı dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybı tansiyon düşmesine yol açabilir. Tansiyon düşmesi gebelerde baş dönmesi ve bayılma şikayetleriyle karşımıza çıkabilir. Maalesef bunlar da istenmeyen kazalara, gebelerin düşüp yaralanmasına, anne ve bebek sağlığını tehdit eden olası komplikasyonların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Peki neler yapmalıyız? Güneş ışığının dik olduğu 11-15 saatleri arasında dışarı çıkılmamalı. Eğer çıkılacaksa gölge ve esintili yerler tercih edilmeli. Güneş ışığına direkt maruziyet sıvı kaybını daha da arttıracaktır. Sıvı tüketimine mutlaka dikkat edilmeli ama buradaki sıvı tüketiminden kastımız çay, kahve, asitli içecekler değil. Gebeler günde ortalama 2,5-3 litre kadar su tüketmeliler. Sıvı tüketiminin yetersiz olduğu durumlarda gebelerde rahimde kasılmalar meydana gelebilir. Bu da erken doğum sancılarını tetikleyebilir, düşük tehdidini tetikleyebilir. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonları açısından da kolaylaştırıcı bir etkendir. Yüksek kimyasallar ve duran sudaki enfeksiyon riski nedeniyle havuz yerine deniz tercih edilmeli. Hamam, sauna gibi sıcak ortamlardan kesinlikle uzak durulmalı. Yoğun tempolu egzersizlerden uzak durulmalı. Düşük tempolu egzersizler ve yürüyüş öneriyoruz. Bir diğer husus da gebelerde melanin sentezinin artışına bağlı olarak melazma dediğimiz ciltte lekelenmeler ortaya çıkabilir. Bu lekelenmelerin önüne geçmek için güneşe çıkmadan 20-30 dakika kadar öncesinde mutlaka güneş koruyucu sürülmeli. Eğer güneşe maruziyet devam edecekse de 2-3 saatte bir tekrarlanmalı diyor. Tüm gebelerimize sağlıklı bir yaz dönemi diliyorum.